24 Ocak 1974. CHP-MSP koalisyonu kabine listesinin Cumhurbaşkanı'na sunulması. 1974 seçimlerinden sonra uzun süren koalisyon görüşmelerinin ardından 24 Ocak 1974 günü Bülent Ecevit, CHP-MSP koalisyonunun kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu. Koalisyonda 17 bakanlığı CHP, 7 bakanlığı ise MSP almıştı. MSP'ye bir başbakan yardımcılığı, din işlerinden sorumlu bir devlet bakanlığı, iç işleri, adalet, ticaret, gıda, tarım ve hayvancılık, sanayi ve teknoloji bakanlıkları verildi. Hikmet Özdemir'e göre devleti kuran ve laikliği yerleştiren CHP'nin MSP gibi İslam'ı ön planda tutan bir partiyle iktidar ortaklığı yapması daha önce düşünülemezdi bile. MSP içerisindeki bazı milletvekilleri ise CHP-MSP koalisyonuna karşıydılar. O kadar ki Erbakan'ın koalisyonda ısrar etmesi partide çatlamaya sebep olmuştu. Dönemin MSP Kayseri Milletvekili Cemal Cebeci bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. "Sonra başka bir partiyle koalisyon yapalım mı?" şeklinde görüşmelere geçtik. Benim ve bazı arkadaşların görüşleri şuydu. Bu şartlarda bize muhalefet düşüyor. Tam kadroyla içtimalara katılmak, gerekli müdahalelerde bulunmak, faydalı ve doğru bulduğumuz konularda teklif ne taraftan gelirse gelsin, oylarımızla desteklemek suretiyle ciddi bir çalışma örneği vererek halkın itibarını kazanacağımız, gelecek seçim döneminde oylarımızı katlayarak artıracağımız bir çalışma yapmak. Ne pahasına olursa olsun koalisyona girmememiz yönündeydi. MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk'ün iddiasına göre koalisyonun gerisinde kendilerine gelerek "Demirel sizin aleyhinizde çalışıyor, Ecevit'i tercih edin" şeklinde tavsiyede bulunan generallerin tesiri vardı. Feroz Ahmet'e göre ise bu iki uç partinin birlikte iktidar ortaklığı kurması siyasi oportunizmden başka bir şey değildi. Ecevit'in koalisyon stratejisi erken seçim ayarlıydı. Demokratik Parti Genel Başkanı Feruh Bozbeyli bu plandan şöyle bahseder. Bülent Ecevit hükümet kurma teklifi getirdi ve şöyle söyledi. "Biz grupta Haziran'da yıldırım seçim kararı aldık. Yani 1975'in Haziran'ında. Onun için Haziran'a kadar hükümet olalım. Haziran'da seçime gidelim." Nitekim koalisyon hükümeti çok uzun ömürlü olmadı ve kısa süre sonra bozuldu.